ladies and gentlemen. The introduction first in fighting a blue corner. Önce mavi köşede Hollandalı sporcu İmat Hadar. Evet, Hollandalı geliyor İmat Hadar. Rakibi Kerem Şahide olacak. Kerem'in çok maçını anlattım sevgili izleyiciler, onu söyleyeyim. 10 maç yaptı, 10'unu da kazandı sevgili Atakan. Kerem'den ben ümitliyim, yani gelecek için de ümitliyim. Yaşı 21. Adana'da milli takımlar antrenörü Hakan Şahide'nin yeğeni aynı zamanda. Ve onu müsabakalara hazırlayan ve antrenmanlarında da yardımcı olan da Hakan Şahide. İmat Hadar'ı hiç izleme şansın oldu mu bilmiyorum. Şöyle, İmat'ı biliyorum, iyi bir sporcu. Fakat şimdi Türkiye'de dövüşmek için onunla pek çok sporcu dövüşmek istemedi. En son Hakan Şahide hocamızın yeğeni Kerem maçı kabul etti. Yani burada profil olarak baktığınızda İmat daha tecrübeli bir isim. Ama bu maçla Kerem bir yükseliş ve bir çıkış da yapabilir. Bu maç onun için çok önemli. Yani yüzdesel olarak İmat'a ben veriyorum maçı. Ama Kerem'in de burada ne yapacağını merak ediyorum açıkçası. Şimdi İmat Hadar sevgili seyirciler 26 maç yaptı profesyonel kariyerinde ve bunların 24'ünü kazandı. Yani Atakan'ın da vurguladığı gibi tecrübe anlamında daha etkili, daha iyi bir isim. Ama Kerem de kariyerini yükseltebilir bu maçta diyor Atakan, doğru söylüyor. Tarık şimdi Kerem'i çağıracak. Ve rakibi kırmızı köşede tüm milli sporcumuz Kerem Şahade. Kerem geliyor sevgili izleyiciler. 89 kilo geldi tartıda, 1 kilo daha az çıktı. 21 yaşında çok genç bir isim. 1.93 boyu var Kerem'in. Fakat rakibi İmat'ta 1.96 Atakan, yani Kerem uzun boylu diyorduk ama İmat daha uzun boylu. O da bu arada sen kaç boyun kaç? Ben 1.88. 1.88. O da Bedir Harin'in akrabası aynı zamanda İmat. İmat Hadar, evet. Evet. Yani güzel bir maç olacak inşallah. Gönlümüz Türk kardeşimizden yana, başarılı bir performans sergiler ve maçı alır. Ama teknik olarak İmat'ın güzel bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Böylelikle aslen taslı olduğunu da evet, öğrenmiş olduk. İmat Hadar'ın, Avatar Atakan, Bedri Harin'in akrabası dedi. Şimdi Kerem Şahide geliyor. Adanalı geliyor sevgili izleyiciler. Kerem ringe doğru yürüyor. Hakan Şahide'nin yetiştirdiği bir isim. Kerem Şahide. Hakan Hoca hemen arkasında. Onun da Adana'daki organizasyonlarını TV 8.5 ekranlarından yayınlıyoruz. Fight kartları alalım. Tarık Sayın bakalım neler söyleyecek. Tarık'tayız. Ladies and gentlemen, introduction firstly, fighting a blue corner, 90 kilogram, 22 years old, 1.968, we have fight record, 26 match, 24 win, 2 lost, 13 coming on the way, knockout, 90 kilogram alında, 22 yaşında, 1.96 boyunda, kariyerinde 26 maç yaptı, 24'ünü kazandı, 2 kez kaybetti, rakiplerini tam 13 kez knockout etti, antrenörlüğü Mustafa Çağlak yapıyor, İmat Hadar! Ve rakibi kırmızı köşede 89 kilogram ağırlığında 21 yaşında 1.93 boyunda kariyerinde 10 maç yaptı ve hepsini kazandı. Rakiplerini tam 4 kez knockout etti. Antrenörlüğünü ve menajerliğini Sayın Hakan Şahade yapıyor. Kerem Şahade! Organizasyonumuzun baş hakemi ve uluslararası hakemlerimizden Sayın Engin Ensar Atılgan yönetiyor maçı. Baş hakem, profesyonel hakem, uluslararası hakem Engin Ensar Atılgan bu karşılaşmayı yönetecek. There's Kerem'e no başarılar diliyoruz. No Buğra Bekir no Aydın da başarılar dilemiş Kerem'e. Okay. No sevgili izleyiciler, müsabaka başlamak üzere ve köşelerine gönderdi Engin Ensar Atılgan. Geç köşene diyor. Müsabaka başlamak üzere artık ve
İmad Hadar, Kerem Şade maçı için nefesler tutuldu. Ve Gold'la birlikte birinci round başladı. Hadi Kerem başarılar. Kerem Şade beyaz şortlu, kırmızı eldivenli. Low kick'le başladı Kerem Şade. Bakıyor rakibine. Şimdi ayak içine bir low kick daha geldi. Kendini geri çekiyor İmad Hadar. Siyah eldivenli, siyah şortlu. Sert bir low kick attı İmad Hadar. İranlı Aslan Faslı sevgili izleyiciler. Bedri Harri'nin akrabası olduğunu vurguladı. Avatar Atakan Aslan, şampiyonumuz yakından takip ediyor bu sporcuyu. İmad Hadar 26 maçta 24 galibiyet alan bir isim sevgili izleyiciler. Ve birinci rounddayız. Yarım dakikalık bölümü geride bırakıyoruz. Şimdi kendini geri çekti Kerem Şade. Sağ sol yumruklarını hemen ve low kick'le bağladı. Puanı aldı. Kickbox'ta bu çok önemli. Yumrukları aynı anda hemen tekmeyle bağlamanız lazım ve puan almanız gerekiyor. İlk rounddayız. Bir dakikalık bölümü geride bırakıyoruz. Kerem Şade Adanalı ve karşısında paslı olan adına birlikte İmad Hadar var. Kerem üzerine gidiyor rakibinin. Adanalı rakibine baktı. Ayak içine bir low kick attı. Yine sağ sol yumrukları var. Kerem Şade yine güzel vuruyor sevgili izleyiciler. Muay Thai'da da çok etkili bir isim Kerem Şade. Daha doğrusu Muay Thai'da çok daha başarılı bir isim Kerem. Ama bugün kickboksta öncü Fight Club'da karşısındaki rakibi İranlı'ya karşı, pardon düzeltiyorum, Faslı'ya karşı bakın neler yapacak, hep birlikte göreceğiz. Geride kalan 1,5 dakikalık bölüm içerisinde ikisi de çok kontrollü. Şimdi bir push kick basma tekme izledik. İmad Hadar içeri girmek istedi. Mideye doğru bir yüklenme yaptı ama push kick de yine püskürtüyor Kerem Şade. Sağ sol yumruklar var. Çok güzel bağladı tekmeyle yine. Ve İmad Hadar ayağını tutmayacaksın dedi. Uyardı Engin Ensar Atılgan sevgili izleyiciler, ring hakemi. Aynı zamanda baş hakem Engin Ensar Atılgan uluslararası hakemlerimizden biri. Müsabakanın bir dakikalık bölümünde bakalım neler olacak. Son bir dakikayı crowd'da sevgili izleyiciler. İkisi de çok temkinli. Birbirlerine şu ana kadar bir üstünlük sağlayabilmiş değiller. Son dakikanın içerisindeyiz ilk crowd'da. Yine sağ sol yumrukları var Kerem Şade'nin. Kerem bakıyor rakibine. Dönüyor. Ringi dönerek kullanmak istiyor. Şimdi bir sol bir sağ çıkardı. Ayak içine bir low kick bağladı. Ve mideye bir darbe aldı İmad Hadar. İyi. Şu anda tekrar İmad Hadar üzerine gitmeye çalışıyor Faslı İmad Hadar ve sert bir tekme çıkardı gerçekten de. Push kick'le rakibini ileri itti Kerem Şade. Kerem rakibini ileri itti. Tekrar üzerine gidiyor İmad Hadar. Sağ sol yumruk ve bir low kick, yine aynısını yaptı. Fakat tabii çok etkili vurmadığı için bunları puanlar da düşüyor otomatik olarak. Çok daha net vurması lazım sevgili izleyiciler. Sağ sol yumruk tekme ama çok sert olacak. Rakibi zedelemesi gerekiyor ve işte bakın şimdi ayağını tuttu. Rakip yerde İmad Hadar ve Engin Ensar Atılgan ayağa kalk dedi. Tutmayacaksın dedi. Gong'la birlikte birinci round bitti. Şampiyon ne diyorsun? Yani şimdi şöyle Kerem, bence buradan puan olarak versem Kerem'e veririm. Ama İmad sürekli bir şey bekliyor gibi. Eğer o beklediği şey bir şey bekliyorsa gerçekten, yani bir taktiği varsa bir sonuca ulaşabilir. Ama şu anda bu şekilde devam ederse maç, diğer roundlarda puan olarak Kerem alır. Diğer İmad da sadece bekler. Ama İmad çok daha sert bir sporcu. Mesela Kerem'in tekniği güzel, teknik ama gücü yetersiz. Yani etkili darbeler vuruyor. Yani isabetli darbeler vuruyor ama sarsamıyor. Ama İmad yakalarsa yatırır. Bu da hakemleri puanlamada ister istemez etkiliyor. Yani evet. Sarsması lazım ki, tabii ki maçı versin. Evet, sevgili izleyiciler, şimdi her iki kickboksör de köşelerinde Hakan Şade talimatları veriyor. Hadi aslanım dedi. İkinci round'da onu hazırlıyor. Adanalı Kerem Şade. Sevgili izleyiciler, ikinci round başlamak üzere. Bakalım Kerem neler yapacak ikinci round'da. Avatar Atakan Aslan da kenardan talimatlar verdi ona şimdi. İkinci round İmad Hadar, Kerem Şade başlamak üzere. Çok az kaldı. Çok az kaldı sevgili izleyiciler. Şimdi müsabaka başlıyor. İkinci round başlıyor. Kırmızı eldiven, beyaz şort Kerem Şade. Sağ sol yumrukları low kick'le bağladı Kerem Şade ve şimdi bir basma tekme, push kick izledik. Kerem Şade kendini geri çekiyor. Bir döner tekme İmad Hadar'dan. İmad yine siyah şortlu, siyah eldivenli üzerine gidiyor Kerem'in. Yine mideye girdi ve bir push kick daha geldi. Kerem genelde push kicklerle içeri sokmama gayreti içerisinde. Basma tekmelerle uzaklaştırıyor onu ama İmad Hadar'ın acaba Avatar Atakan Aslan'ın dediği gibi
beklediği bir fırsat mı kolluyor? Onu hep birlikte göreceğiz. Köşede Kerem'in ayağı kaydı. Ama hemen geliyor ringin diğer tarafına doğru. Müsabakanın ikinci raundundayız. Bir dakikalık bölüm geride kaldı. Bir sol bir sağ. Bir sol bir sağ yine low kick'le bağlıyor. Yine sert bir darbe geldi sevgili izleyiciler. Ayak içine sağlı sollu tekmeler izliyoruz. Ve iplerdeler. Şimdi ayırdı Engin Ensar Atılgan. Müsabakanın ikinci raundunda bir dakikalık bölümü geride bırakıyoruz. İmat Hadar'dan bir low kick izledik. Kerem bakıyor rakibine. Ayağını tuttu çekti ve şu anda sevgili izleyiciler Kerem Şadem. Şu anda Kerem Şadem ihtar aldı. Yani bu kötü oldu. Şimdi Muay Thai'den gelme bir isim olduğu için Kerem tutarak tutuyor. Bırakmıyor ayağını rakibinin. Ve bu da tabii ki bu roundu kaybetmesini sağlayabilir yani bu. Bir puan kırdı Engin Ensar Atılgan sevgili izleyiciler. Orhan Doğan Hoca da talimatlar veriyor kenardan. Kerem Şade'ye. Şimdi sert bir tekme geldi İmat Hadar'dan. Kerem yaylanıyor. Bir diz darbesi vurdu. Kerem Şade. İmat şimdi yukarı çıkıyor. Orta seviyeli bir vuruş. Middle kick izledik. Yine alttan bir low kick izliyoruz sevgili izleyiciler. Kerem Şade ve İmat Hadar müsabakası. Yine orta seviyeli bir vuruş geldi. Müsabakanın ikinci raundunda son dakikadayız sevgili izleyiciler. İmat Hadar mı? Kerem Şade mi? Kerem yine ayağını tuttu. Kerem yine ayağını tuttu ve ortaya çağırdı. Engin Ensar Atılgan ve köşesine gitmesini istedi. Bir daha tuttu diyor. Ve evet yine puan kırdı. Yani bunu yapmamasını istiyorlar ama yapıyor sürekli. Aslında bu sefer tutmadı diyebiliriz yani. O refleks olduğu için onu tutar gibi yaptı, bıraktı. Bunda bence hiç hareket etmiyordu. Şimdi yeniden push kick geliyor. Bu roundu kaybediyor Kerem. Sevgili izleyiciler bu uyarılar tabii ki puanların kesilmesine sebebiyet verdiği için push kick geldi. Şimdi ister istemez 3. roundda çok büyük risk alması gerekecek. Yoksa puanlamaya giderse kaybedecek evet. Kerem Şade. Bu nedenle de bir knockout'a gitmesi lazım ama karşısında da kapı gibi bir rakip var. İmat Hadar var. Faslı Bedri abinin akrabası aynı zamanda. Hollanda adına bugün ringe çıktı. İmat Hadar sert vuruyor darbeyi. Yeniden Kerem Şade rakibinin üzerine gidiyor. Ve şimdi iplerde diz de girdi rakibine İmat Hadar'a. Ve ayırıyor sevgili izleyiciler. Kerem Şade şu anda tekrar geri çekildi. Müsabakanın ikinci raundundayız. Çok iyi. Dönerek bir tekme denedi Kerem. Şimdi ayak içine bir low kick aldı. İmat Hadar arka arkaya sağlı sollu yumruklar ve bir diz darbesi izledik. Tekrar geriye çekildi Kerem Şade ve gongla birlikte müsabakanın ikinci raundu bitiyor. Şampiyon ne diyorsun? Yani bu round rakip de İmat'ta. Çünkü uyarılar aldı. Yani şöyle ilk roundu Kerem'e verirsek, ikinci roundu rakibe verirsek belirleyici olan round 3. round. 3. roundda kim pres yapar, kim maçı yani roundu alırsa ben maçı alacağını düşünüyorum. Yani aslında Kerem'in knockout etmesi gerekiyor. Daha net bir sonuç almak istiyorsa. Çünkü ilk roundu ben verdim Kerem'e ama belki hakemlerimiz o şekilde vermiş olabilir. Biraz ortadaydı. Evet. Bu sebeple ama Kerem knockout edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü öyle bir güçle vurmuyor. Biraz daha puanla geliyor. Aynı görüşteyim. Avatar Atakan Aslan da yani böyle can alıcı, rakibin canını yakacak vuruşlar yapamadı şu ana kadar Kerem. Ama dizlerle belki sonuca gidebilir yani. Biraz dizlerine yüklense Burhan, çünkü rakip de dizleri yiyor. Belki o şekilde bir nefes kesebilir. Böyle bir sonuç alabilir yani. Şimdi 3. round, son round başlayacak. Engin Ensar Atılgan dişlikleri kontrol etti. Son round başlamak üzere. Bu arada köşeyi şu anda kuruluyorlar sevgili izleyiciler. Bu sorunların giderilmesini bekledi Engin Ensar Atılgan. Ve son round'dayız. Ve müsabakanın 3. round'u gongla birlikte başladı. Kerem Şade dikkatle takip ediyor rakibini. Ayak içine bir low kick geldi. Sevgili izleyiciler, sağlı sorumluluklar var. Müsabakanın 3. roundundan ne yapması lazım sevgili Atakan? Yani ilk 2 rounda bakarak gerçi puanlama yaptın ama
Yani Buran da basın bize maçı istediğini göstermesi gerekiyor. Demesi gerekiyor. Ben bu maçı almak istiyorum. Çünkü yani rakip de inanılmaz bir üstünlük kurmadı ona. Evet dedi ki daha tecrübeli, daha bilmem ne ama yani Kerem de şu ana kadar evet dediğin gibi yani bir üstünlüğü yok. Haklısın. Üçüncü raundda son 2,5 dakika sevgili izleyiciler. Ve hakem şu anda uyarıda bulunuyor. Ve Engin Enser Atılgan hazır mısın dedi Kerem'e. Evet diyor o da. Ve tekrar işareti verdi. İmat Hadar üzerine gidiyor rakibinin. Açıkçası rakibin bu şekilde dövüşmesi onun da tam oyunun ortaya koyamamasına sebep oldu. Şimdi çok güzel bir eskimi izledik. Sevgili izleyiciler, yumruktan kurtardı kendini İmat Hadar. Bastı, ayak içine bir lautik attı. Tekrar üzerine gidiyor rakibinin. Hakem araya giriyor Engin Ensar Atılgan. Yeniden işaretini verdi. Ve köşede Kerem Şahade. Dikkatli. Kerem üzerine gidiyor yine. Kerem Şahade mi, İmat Hadar mı? Hangisi kazanacak? Sevgili izleyiciler, müsabakanın 3. ve son raundundayız. Kerem Şahade tekrar rakibin üzerine gitti. Sağ sol yumruklarını middle kick'le bağladı. Diz darbesi geldi. Diz darbesi geliyor. Bir kez daha ayırdı. Sevgili izleyiciler, Engin Ensar Atılgan şu anda işaretini veriyor sevgili izleyiciler. Atakan da pres yapmasını istiyor. Kerem'den maçı alabilirsin diyor. Bakalım bu son bir dakikaya gidilirken neler olacak? Çekerek diz vurmak istiyor ama İmat çok tecrübeli. Kesinlikle buna izin vermedi şu ana kadar. Ve sert bir tekme geliyor yine. Kerem üzerine gidiyor rakibinin. Bir şeyler yapması lazım. Hayır bunlar değil. Daha etkili, daha sert yumruklar. Kerem daha etkili olman lazım. Low kick ayak içine. Şimdi son dakika ve son 50 saniye. Çok sert bir yumruk aldı Kerem. Çok sert yumruk aldı. İmat Hadar kazanmaya daha yakın. Uyarılar nedeniyle, ihtiyarlar nedeniyle kesilen puanlar. Şimdi yine sağ solu yumruklarını tekmeyle birleştirip puan aldı İmat Hadar. Artık son 30 saniyenin içerisindeyiz. Kerem kapandı. İmat Hadar tabii ki çok daha tecrübeli. 26 maçın 24'ünü kazanmış. Ama Kerem'in de 10 maçta 10 galibiyeti var. Sevgili izleyiciler, o da kaybetmek istemiyor. Galibiyet serisini bozdurmak istemiyor. Üzerine gitmesini istiyorlar Kerem'in köşesinden. Maç bitti. Kerem Şahade köşesinde. Sevgili izleyiciler, İmat Hadar mı? Kerem Şahade mi? Bakalım ne olacak? Şampiyon. Şimdi benim bir şey dikkatimi çekti. Kerem'in köşesinde bir sevinç var. Yani kazandıklarını düşünmeseler bile bu rakip karşısında herhalde iyi maç çıkardı. Daha kötü bir performans ortaya koyabilirdi diye bir düşündüler. Ben, bundan mı seviniyorlar? Arkan Hoca'yla konuştum. Ya dedi ki yenmese bile yani güzel maç çıkarsa bile bizim içinleri yeterli. Çünkü iyi hazırlanamadığını söyledi Kerem'in. Bence o yüzden biraz sevindi. Bir de psikolojik bir baskıdır bu hakemler üstüne şey olarak. Yani bir sevinmek, orada kazanmayı beklemek. Seyirci üstüne belki böyle bir şey uyguladı. Ama bence İmat maçı aldı yani. Ben de öyle düşünüyorum. 2-1 veya 3-0 Orhan olarak. Doğan Hoca da aynı şekilde düşünüyor. Ama bu maçın gitmesini üzülürüm çünkü yani İmat çıksa eski diyeceğiz ki tamam. Peki dışarı alırsak yani ihtarları dışarı alırsak tabii yani, kazandı İmat. Yine İmat kazandı çünkü maçı isteyen taraf, maçta dövüşmek isteyen taraf tecrübeli bir şekilde önde olduğunu düşünerek ne bir tık fazlasını yaptı ne bir eksiğini yaptı. Teknik bir şekilde ben kazandığını düşünüyorum. Karar. Ladies and gentlemen, winner is Bullu Corner, İmat Hadar. İmat Hadar. Ortak fikir buydu zaten. Hakemler de bizde aynı görüşte. Tabii ki kararı onlar veriyor. Bu arada Faslılar ringi bastı sevgili izleyiciler. İmat'ın arkadaşları Fas'tan geldiler. Ve şu anda hatıra pozları çektiriyorlar. İmat Hadar kazandı. Nusret Öncü içeride. Ölümsüzleştiriyoruz. Ödül verildi. İmat Hadar müsabakayı kazanan taraf oldu. Şimdi çok keyifli bir maç bizleri bekliyor. Sevgili izleyiciler, Cedric Mingel ve Orhan Karalioğlu şampiyon. Belki de gecenin en keyifli maçı olacak. Evet.
Yani ağır skeçler. Ağır skeçler müsabakası. Ağır skeçler sert oluyor ve zevkli oluyor. Denk gelen bir darbede artık affı olmuyor. Orhan'ın da tanıdığım bir sporcu. Onun kazanmasını istiyorum açıkçası. Profesyonel kariyerinde bugüne kadarki maç sayı nasıl biliyor musun Atakan? Benim mi? Evet. 33. 78 galibiyet almış 82 maçta. Evet. Çok önemli bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Profesyonel kariyerinde çok önemli maçlara imza atmış bir isim gelecek yine ringe. Orhan Karalioğlu. Cedric Mingel Lok'la karşılaşacak.